Boşkar Servis'in sunduğu hafta önünden herkese merhabalar. Bu hafta sezonun şu ana kadarki en önemli haftası. İki derbi üst üste oynayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray sezonun en iyi iki takımı. Bütün e, istatistiklerde açık farkla önde olan, puan farkında, işte gollerde vesaire her şeyde önde olan iki takım karşı karşıya gelecek. Önce duyurumuzu yapalım. Boşkar Servis biliyorsunuz 65 il ve 350 servis noktasıyla hem Türkiye'nin hem dünyanın en büyük araç bakım ağı. Siz de... Ekonomik ve profesyonel çözümlerden boş kar servisle yararlanabilirsiniz. Her marka ve model araca uygun garantili bakım onarım hizmeti veriyorlar. En yakın boş kar servisine de aşağıdaki link üzerinden gitmeniz mümkün diyoruz ve derbiye geçiyoruz. Derbiyi önce teknik adamlar üzerinden okumak lazım. İsmail Kartal'ın derbi karnesi özellikle yani Galatasaray Fenerbahçe üzerinden değerlendiriyorum. Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyeti var. 3 maçın ikisi kendi sahasında ve kendi sahasında oynadığı 2 maçı da kazandı. Aslında biliyorsunuz çok uzun bir süre Kadıköy derbilerin en büyük kalesi haline gelmişti. Orada hem Galatasaray 20 küsür yıl hem Beşiktaş çok uzun yıllar hem Trabzonspor daha da uzun yıllar çıkamadı Kadıköy'den. Derbi avantajı vardı. Fenerbahçe o konuda rakiplerini sürkülese ediyordu. Fakat son yıllarda Galatasaray'ın Kadıköy'den istediği sonuçları alabildiğini gördük. Kadıköy'de oynanan son 4 Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray'ın 3 galibiyeti var ve Fenerbahçe'nin tek galibiyeti de 2-0 kazanılan maçta İsmail Kartal'la gelmişti. Serdar Dursun'un ve Zayts'ın attığı gollerle Fenerbahçe 2022'deki 2 sezon önceki maçı 2-0 kazanmıştı. Galatasaray'da Okan Hoca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki derbide 3-0'lık sonuçlarla kazandı. Bir önceki derbide de 2014-15 sezonundaki derbide de 1-0'lık bir galibiyet vardı ve 4 kaytın golü vardı. Yani iki hoca da aslında hiç fena olmayan derbi karnesine sahipler. Bu maç öncesi hava durumu da yağışlı gözükmüyor. Cuma günü itibariyle çekiyoruz programı ve 14 derece olması bekleniyor. Pazar günü saat 19'da. Şimdi muhtemel 11'lerle başlayalım. Lider Fenerbahçe ile ve ev sahibiyle başlayalım. Livakovic, bekte, Brighto Sey Samuel, Stoperler'de Serdar Aziz ve Ciku şeklinde bir ilk 11 tercih edeceğini düşünüyorum hocanın. Bunu yapmaması gerektiğini de düşünüyorum. Bence sağ stoperde Ciku, sol stoperde Osterwolde tercihi daha doğru ve Adil bir tercih olur diye düşünüyorum. Çünkü hem derbi de Osterwolde kenarda bekledi. Samet oynadı ve Samet'in hatası vardı penaltıda. Hem daha sonra Serdar Aziz oynatılmaya çalışıldı. Kayseri deplasmanında yenen iki golde de Serdar'ın hiç hazır olmaması ve uzun süredir oynamaması bence çok e, göze batıyordu. Bu üç isim arasında Samet, Serdar Osterwolde arasında. Osterwolde stoper olmayan ve deneyim olarak, tecrübe olarak daha geride olan oyuncu olabilir ama Osterwold'e fizik kalite olarak da hazır olma durumundan dolayı da performans olarak da Serdar ve Samet'ten daha önde gözüküyor. Açıkçası böyle bir tercih bekliyorum. Çünkü üç yerliyi de aslında sağlıyor Fenerbahçe her türlü. Hem Ferdi, İsmail ve İrfan Can'la. Ama hoca yine tecrübeden yana tercih yapacak bence. Ve Serdar Aziz Ciku şeklinde bir ikili kullanacak diye düşünüyorum stoperde. Sol bekte Ferdi. Ferdi sol bekte kullanırsa tabii orta sahada da İsmail ve Crespo gibi bir tercih bekleniyor. Merkez orta sahada. Şimdi iki tane ihtimal var Crespo'nun oynamama ihtimalinde. Bir tanesi İsmail'i tek altı numara gibi yapıp İrfancan Can Kahveci'yi sol iç, Çimanski'yi de sağ iç gibi kullanma ihtimali. O zaman Cengiz Ünder'i de sağ açıkta kullanabilir İsmail Hoca. Cengiz Ünder de iyi oynadı Kayseri maçında. Hem golünü attı hem asistini yaptı. Böyle bir ihtimal var. Fakat İsmail Hoca'nın İrfan Can Kahveci'yi çok fazla 8 numara kullanma gibi bir Fikri yok. O yüzden apar topar gidip de bütün sezon oynatmadığı, denemediği bir şeyi en önemli maçta, derbide deneyeceğini beklemiyorum. En azından ilk derbide denemez. İkinci ihtimal, Abdülkerim Durmaz'ın da sık söylediği, Ferdi'yi Fred'in yokluğunda sol iç yapmak ve Fred'in yerini en iyi doldurabilecek isim bence de Ferdi. Yani Fred'in yetenek kümesine en yakın ikinci isim Fenerbahçe kadrosundaki tüm oyuncular arasında Ferdi. Onun yapabildiklerine en yaklaşan oyuncu Ferdi. Fakat Ferdi'yi oraya koyduğunuz zaman da Son haftalarda aldığımız sol bekin hücum katkısından Osterwolde veya herhangi başka bir oyuncuyla faydalanma şansınız yok. Ligde herhangi bir başka sol bek böyle performans sergileyemiyor. Yani Kayseri maçına bakıyorsun yine 3. golde Ferdi'nin iç kulvar koşusu var. Onun şutundan dönen top boş kaleye gol oldu. Beşiktaş maçına bakıyorsun yine Ferdi'nin damga vurduğunu görüyorsun. En iyi oyuncusu. Ve sol tarafı müthiş işletiyor Fenerbahçe. Yani bu kadar üstün bir sol kanat gücü varken hadi Fred'in yerini dolduracağım diye sol kanat gücünden feragat etmek de bence doğru bir tercih olmaz yine bu derbi öncesinde. O yüzden mecburen Crespo İsmail ikilisini bekliyorum. Önlerinde Şimanski, solda Tadic, sağda İrfancan Can Kahveci'yi bekliyorum ve Santrfor'da da Edin Ceko'yu bekliyorum. Tabi İsmail Crespo tercihini yapınca da hocanın sene başından beri oynadığı 4-3-3 doğal olarak bir 4-2-3-1'e dönüşüyor. Aslında bunu mesela Karagümrük maçında değiştirmeye çalıştık. Respo'yu 6 gibi yapıp İsmail'i 8 gibi yapmaya çalıştı. İsmail 8'de de defansif olarak faydalıydı. Güzel toplar kazandı. Kazan top kazandığı bölgeyi biraz daha öne taşıyabildi 8 numarada oynayınca. Ama yine e, final toplar atma, yaratıcılık gibi konularda Fred'in yapabildiklerini tabii yapmak çok çok zor bir iş. Yani o başka bir kalite. Orada e, doğal bir 4-2-3-1'e dönülüyor maalesef Fenerbahçe'de ve sistem de biraz etkileniyor. En çok Şimanski etkileniyor tabii. Ama ben yine de hocanın böyle bir tercih yapacağını düşünüyorum. Şimdi geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da kalede Fernando Muslera, sağ bekte Sasha Boy, sağ stoperde Davinson Sanchez'i bekliyorum. Şimdi Fenerbahçe'de Edin Galatasaray'da da sağ stoperde Davinson Sanchez için yetiştirilmeye çalışılıyor derbide oynamaları için. Bence bu oyuncuların az bir şansı varsa bile bu derbide oynar. Birinci derbide dediğim gibi yine bence oynarlar. Bir ihtimal ikinci derbi de vesaire olursa beklerler. Ben hem Davinson'un hem Cekon'un oynayacağını düşünüyorum. Sol stoperde Abdülkerim Bardakçı ve sol bekte de e, Barış Alper'i bekliyorum. Ama Galatasaray muhabirlerinden aldığımız bilgiye göre sol bekte bir sürpriz ihtimali söz konusu. Ama nasıl bir sürpriz olabilir bilmiyorum. Barış Alper zaten yeterince sürpriz. Yani başka bir daha nasıl bir sürpriz olabilir bilmiyorum. Anhelini oynayamıyor biliyorsunuz sözleşmesiyle ilgili detaylardan dolayı e, Kazımcan e, beklenmiyor bilmiyorum yani o sürpriz beklentisi muhabirlerin altında başka bir şey olabilir onu bilmediğim için bir yorum yapamayacağım ama söylemek istedim yine de orta sahada Kaan Ayhan'ı bekliyorum ve yanında da Lucas Torreira'yı bekliyorum. Şimdi Önder Hoca'yla Galatasaray maçından sonra yaptığımız programda onun şöyle bir yorumu oldu. Mantıklı geldi bana. Fenerbahçe'de Fred oynayamıyorken, Crespo ve İsmail oynuyorken Galatasaray'ın daha çok topu alması ve daha denk bir oyun oynamaya çalışması için Kaan yerine Kerem Demirbay'ı tercih etmek daha mantıklı olabilir diyor hoca. Bu mantıklı çünkü zaten Fenerbahçe Galatasaray derbisi orta sahadan çözülecek. Orta saha üzerinden konuşulması gereken bir müsabaka. Yani birazdan istatistikleri vesaire de konuşurken hep orta saha belirleyici olacak diyoruz. Kaan Torreira ikilisi Galatasaray'ı biraz geri çekebilecek. Biraz daha kontraya yönlendirebilecek bir ikili. Öte yandan Galatasaray'ın bu sene çıktığı en yüksek seviyede oynadığı oyunlarda Kaan Torreira ikilisi var. Yani Manchester United deplasmanında olsun, iki Bayern Münih maçında olsun Galatasaray'ın en yükseldiği maçlar bunlar. En iyi oynadığı maçlar. Ve bu maçlarda da Kaan Torreira ikilisi var. E Kadıköy deplasmanı da o maçlara benzer bir deplasman. Beraberlik kötü bir sonuç olmaz Galatasaray için. Yani o yüzden biraz daha de temkinli bir oyun Galatasaray için tercih edilebilir ve Kaan Torreira ikilisi tercih edilebilir. Fakat Fenerbahçe'ye karşı temkinli oyun tercih edenlerin hepsi üzüldü maç sonrasında. Bilhassa mesela en çok rıza Çalınbay, Beşiktaş maçı. Amir Rametovic gibi bir hani oyun kurucuya ne direkt kesici Necip'le oynayıp takımı böyle bayağı bir geri çekip bekleyen daha böyle temkinli oyun düşünen Beşiktaş bu sefer kendi yara alanından çıkamayıp büyük bir hezimete uğradı e, Fenerbahçe karşısında. Fenerbahçe'ye karşı temkinli tercih, bekleme tercihi en iyi set oyununu oynayan takım Fenerbahçe olduğu için ligde bence açık ara bu konuda. Galatasaray'da Zahalar, Ziyehler oturmadığı için, Galatasaray sol kanadını neredeyse hiç verimli kullanamadığı için Galatasaray'ın set oyunu belki Galatasaray'ın tüm özellikleri arasında en az yapabildiği şey. Fenerbahçe'de tüm özellikleri arasında en iyi set Seti oynuyor Tadic'i, Cekos'u sayesinde bilhassa tecrübeli oyuncuları ve Fred'i sayesinde. Bu maç tabii Fred yok. O yüzden hani Fenerbahçe'ye topu bırak yerleş, Fenerbahçe set oynasın. Fenerbahçe'nin en istediği şey, en yapabileceği şey. Orada Okan Hoca ne tercih edecek göreceğiz. Öte yandan Galatasaray'ın yine en yükseldiği, en iyi oynadığı e, özelliklerden bir tanesi de ön alan baskısı. Bunu tercih edecek mi etmeyecek mi birazdan istatistikler üzerinden değiniriz. Sol kanatta yine Wilfried Zaha'yı bekliyorum. Forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyorum. Mertens bence ikinci yarı düşünülecektir. Sağ kanatta Hakim Ziyehi ve Santrfor'da da Mauro Icardi'yi bekliyorum. Şimdi istatistikler üzerinden değerlendirelim. Bu istatistikleri sezon içerisindeki hafta önü programlarında sık sık kullandık ama burada da bir değerlendirmiş olalım. İki takımı da en net şekilde gösteren istatistikler bunlar. Şimdi açık oyun XG'sinde en çok XG üreten ikili Fenerbahçe ve Galatasaray. Ama Fenerbahçe'nin rakiplerine burada önemli bir fark attığını söylemek gerekiyor. Açık oyun savunma XG'sine baktığımızda da Fenerbahçe'yi önde görüyoruz. Yine Galatasaray ikinci sırada. Burada daha yakınlar savunma yapabilme becerisinde. Fakat Fenerbahçe verdiği XG'den 3 gol falan daha fazlasını yedi. Galatasaray ise verdiği XG'den daha az yedi. 1-2 gol daha az yedi. Ama savunmalar birbirine yakın. Fenerbahçe biliyorsunuz ligin en çok gol atan takımı. Galatasaray'da ligin en az gol yiyen takımı zaten. Duran toplara gelelim. Bunlar penaltı harici duran toplar. Frikikler, kornerler, kenar ortalar vesaire duran olarak. Bunlar da zaten en çok kullanan iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe. Hani onların yukarılarda olması kaçınılmaz bir şey. Ve bir ile ikinci sırada yer alıyorlar. Galatasaray bu konuda Fenerbahçe'den önde. Ama bu bu kadar ikisi üretmelerine rağmen duran toptan çok az gol çıkardıklarını, bilhassa Galatasaray'ın çok az gol çıkardığını da söylemem lazım. İki takımın savunma duran toplarına da baktığımız zaman yine Galatasaray en az XG veren takım duran topta ama Fenerbahçe de onlara yine yakın bir şekilde ikinci sırada. Şimdi PPDA'ya gelelim. PPDA'da da Galatasaray'ın açık farkla önde olduğunu görüyoruz. Hatta araya bir de Beşiktaş giriyor. Fenerbahçe 3. sırada. Çünkü Fenerbahçe biraz daha orta blok savunması yapıyor. Biraz daha böyle Portekizli hocaların falan da genelde tercih ettiği ön alanda rakip kaleciye kadar baskı yapmaktansa biraz daha Rakip savunmadan çıksın ama orta sahaya gelince bu üçüncü, ikinci blok arasında onları karşılayalım diyor Fenerbahçe. Mesela Galatasaray rakip kaleciye kadar baskıya gidiyor. Genelde Icardi ve Kerem'le iki stoperi birden baskılayıp kaleciye top attıkları zaman da Icardi kaleciye çıkıyor mesela. 4-4-2 gibi basıyor. Galatasaray ön alan baskısına ve rakip kaleciye kadar uzanıyor o baskı. O yüzden daha aşağıda, daha çok baskıya gidiyor. Tabi orta blokta karşılamanın şöyle bir getirisi var. Belli bir alanda ciddi anlamda bir sayısal üstünlük sağlıyorsunuz. Bir kalabalık oluşturuyorsunuz. Ve bu kalabalık içerisinde de çok sağlam ikili mücadeleye giren, e tackle yapan oyuncuları var. Mesela Fenerbahçe'nin en önemli e farkı bir lider takım olmasına rağmen ofansif orta saha oyuncusu mesela Şimanski, Ligin en çok top kazanan 5 oyuncusundan bir tanesi. Diğer isim ligin en çok top kazanan e, ikinci oyuncusu İsmail Yüksek. Nuno Sequeira'dan 2 e, tane daha az top kazanmış ama Sequeira'nın 2 maç fazlası var. İsmail 2 maç az oynamasına rağmen. Yani belki oransal olarak en çok top kazanan oyuncusu İsmail. En çok top kazanan oyuncularından bir diğeri de Şimanski. İkisi birden e, Fenerbahçe'de. E şimdi bir de bunlara Crespo ekleniyor. Crespo da böyle atlayan, agresif e, top kazanmaya çalışan tipte bir Orta saha oyuncusu. 3 tane orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de top kazanmaya çok yatkın. Galatasaray ön alan baskısı yapmaz. Orta blokta beklerse biraz. İyi özelliği o Bayern Münih maçlarında gösterdi işte. İlk Kopenhag maçında da gösterdi bence bölüm bölüm. E, United deplasmanında denedi vesaire. Bunu yapmazsa ön alan baskısını Kaan Torreira oynayıp biraz daha Kadıköy deplasmanında geri çekilelim vesaire derse Fenerbahçe'nin orta sahada ikili mücadele üstünlüğünü alacağını düşünüyorum ve Fenerbahçe Galatasaray'ı rakip yer alanına hapsederse de burada Fenerbahçe'nin kaliteli ayaklarıyla, taraftarının da etkisiyle, gücüyle vesaire daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Bir plan olarak yani Galatasaray bekleyip kontra ataklarla sonuca gider mi diye düşünüyordum. Mesela Galatasaray geçen seneki derbide, Kadıköy'deki derbide çekildi. Kendi yer alanına kapanmadı o kadar ama topu Fenerbahçe'ye verdi ve bekledi. Fenerbahçe'de zaten stoperler Serdar Aziz, Gustavo vesaire oyun kuramıyordu. Barış da en öndeydi. Orada yapılan top kayıplarla hemen hızlı hücum Barış'ın önüne. Oradan da çok kolay istediğini tüm sonucu aldı. Fakat bu seneki Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe gibi değil. Geçen seneki Fenerbahçe'ye topu veriyorsunuz. Valencia driblinglerle bir şey yaparsa zorlamasıyla fizik zorlaması hızı işte dribbling üstü şutlarıyla zorlarsa sonuç çıkıyor. Hücumda çok daha bireysel bir Fenerbahçe vardı geçen sene. Ama bu sene Ceko, Tadic, Şimanski, İrfan, oynadı oynasa Fred gibi oyuncularla çok daha zengin, özellikle hani tabii bir de Ferdi var. Ferdi'nin de katılımlarıyla falan çok daha zengin, çok daha çeşitli hücum varyasyonlarına sahip bir Fenerbahçe var. O, bu Fenerbahçe'ye karşı geçen seneki planı yapmak makul ve mantıklı gelmiyor. Başta böyle düşünüyordum. Yine hani sonuçta beraberlik istiyor Galatasaray. Yani beraberlik kurtarır Galatasaray'ı. O yüzden biraz daha bekleyip kontralarla sonuca gitmek daha verimli olabilir diye düşünüyordum. Hem bu seneki Galatasaray geçen seneki Galatasaray gibi değil. Mesela da biraz daha kontralara giden bir oyuncuyken şimdi Zahaziye daha çok top tutan oyuncular. Bu seneki Galatasaray geçen seneki gibi değil. Ee, hem de geçen seneki Fenerbahçe ile bu seneki Fenerbahçe arasında farklar var. O yüzden Önder Hoca'nın bahsettiği yorum Galatasaray'ın biraz daha top tutması gerektiği, biraz daha oynaması gerektiği yorumu bana da mantıklı geliyor. Çok kapanırsa dediğim gibi Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürer. Eğer Zaha gibi, Ziye gibi oyuncularla oynuyorsanız biraz daha zaten oyun kurmanız, top yapmanız gerekiyor. Önder Hoca'dan farklı olarak Demirbay beklemiyorum. Kaan Torey'le bekliyorum. Zaten Önder Hoca da öyle oynar büyük ihtimalle dedi. Yani Okan Hoca. Umarım çok güzel bir derbi izleriz. Ve sadece sahanın içinde kalacağımız, hakem vesaire konuşmayacağımız bir derbi izleriz. Ve hak eden Kazanır diyorum. Derbi ile ilgili tabi çok bilinmezlik var. Uzun uzun konuştuk ama ben sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Özellikle Crespo, İsmail ikilisi yapmalı mı? İsmail Hoca, Fenerbahçeliler bu konuda ne düşünüyor? Çünkü dediğim gibi 4-2-3-1'e dönüyor. Birden ana plandan vazgeçmek gibi bir durum söz konusu. İrfan veya Ferdi düşüncesi olabilir mi? Bunu merak ediyorum. Hem bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Hem de Galatasaray'da da Kerem Demirbay Kağan konusu. Orada da bir tercih durumu var. Bu konularda da yorumlarınızı ayrıca bekliyorum. Derbi ile ilgili tüm yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da ayrıca seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.